İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Başbakanı'nın Sevr Antlaşması'nın 99. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği resmi açıklama. Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı ile Singapur Başbakanı'nı Avrasya Ekonomik Teşkilatı Yüksek Konseyi toplantısına davet etti. Artsakh Cumhuriyeti'ndeki yol izi projesinin ilk aşaması sona eriyor. ABD Kongresi'ndeki muhalefet Artsakh'a yardımın azaltılmasına karşı çıkıyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Basra Körfezi'nde herhangi bir dış kuvvet tehlikelidir. Batı Ermenistan'ın Van Kalesi'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor. Sevr Antlaşması'nın 99. yıl dönümü ve Türkiye'de son zamanlarda Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonları yürütmek arzusundaki açıklamaları vesilesiyle resmi açıklama. Son dönemde Suriye'nin kuzey kesimlerinde güvenlik bölgesi oluşturma bahanesi altında Türkiye'nin silahlı saldırı için kendi aşırı istekleriyle ilgili ifadeleri bir kez daha tekrarlandı ve Batı Ermenistan hükümetinin 18 Mart 2018'de Türkiye tarafından Afrin'i işgal etme eyleminin değerlendirilmesi doğrulandı. Demek istenen şu, Türkiye kendi ve desteklediği terör güçlerinin herhangi bir geri çekilmesinin mutlaka Türkiye-Suriye sınırıyla sınırlı kalmayacağının farkında. Bu geri çekilme Kilikya'dan öte hatta Woodrow Wilson'un tahkim kararına kadar yuvarlanarak devam edecektir. O dönemde Türkiye Afrin'i aynı ayın 3. gününde yani Brest-Litovsk Antlaşması'nın 100. yılında ele geçirmek istedi. Ancak bölgesel ve politik nedenlerden ötürü 15 gün erteledi. Bugün Türkiye büyük ihtimalle Suriye'nin kuzey kesimlerindeki işgalci operasyonlarına endişe edici Sevr Antlaşması'nın 99. yıl dönümünde yani 10 Ağustos 2019'da başlayacak. Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir Kürt özelliğinin kurulmasının gizemi Türkiye için endişe konusu değil. Aksine Türkiye kendi mevcut yapay sınırları içinde Sevr Antlaşması'nın uygulanmasıyla gerçekleştirilecek olan Batı Ermenistan'ın dirilişinden korkmaktadır. Türklerin bugün yapmak istediği sadece ileriye doğru bir çaresiz kaçıştır. Suriye'nin kuzeyi asla Irak'ın kuzeyi gibi değildir. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesi hakkında uluslararası bir yasal dayanak olmamasına rağmen Kuzey Irak'ta böyle bir Kürt bölgesiyle ilgili tartışmalar ve notlar Sevr Antlaşması'nın hazırlanmasında yer almıştır. Suriye'nin rahmetli Cumhurbaşkanı Hafız Esad'a Kürt özelliğine yönelik tutumunun ne olduğu sorulduğunda o hemen Sevr Antlaşması'na uygun olarak gerçekleştirilmesi şartıyla bunu kabul edeceğini ifade etmişti. Bugün Sevr Antlaşması'nın 99. yıl dönümü arifesinde Batı Ermenistan hükümeti daha fazla zaman kaybetmeden ve daha fazla insan felaketi ve zayiatına yol açmadan Sevr Antlaşması'nın özellikle Woodrow Wilson'un karar verdiği sınırları dahilindeki Batı Ermenistan ile ilgili tüm maddelerini tam anlamıyla yerine getirmek için tüm uluslararası aileye çağrıda bulunmaktadır. Buna Doğu Lejyon'un Ermeni ve Suriyeli savaşçılarının kanlarıyla Kilikya'nın 25 Kasım 1918'de kurtarılması da dahildir. Sevr Antlaşması'nın ve Kilikya'nın bağımsızlık gerçekliğinin mantığı ötesinde başka bir çözüm uydurma çabası, Türkiye gibi bir devletin yerli halkların haklarının ihlali pahasına, Orta Doğu'daki istikrarsızlığı ve askeri gerilimi sürdürmeye devam etmesi için daha fazla fırsat sağlamak anlamına geliyor. Bu durum, uluslararası ilişkilerdeki gerginliğe ve uluslararası hukuk ihlalinin devamı üzerinde mutlaka olumsuz yankıya sahip olacak bir şeydir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan, 9 Ağustos 2019, Yerevan. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Ağustos'ta Kırgızistan'daki Avrasya Hükümetler Arası Konseyi'nin olağan oturumunda, İran İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hasan Rouhani ile Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'u Ekim ayında Yerevan'da düzenlenecek olan Avrasya Ekonomik Teşkilatı Yüksek Konseyi toplantısına katılmaya davet etti. Başbakan daha önce Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ve Singapur Cumhuriyeti ile ticari ve ekonomik işbirliğini genişletme olanakları, özellikle Avrasya Ekonomik Teşkilatı ile Singapur arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması konusunu ele almıştı.
Görüşme süreci zamanının belirlenir ve taslak üzerinde anlaşmaya varılırsa, Singapur Başbakanı'nın Yerevan'daki Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi oturumuna katılmaya hazır olduğu yönünde bir ön anlaşma elde edildi. Başbakan ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'yi de Yerevan'a davet ettiğini açıkladı. Başbakan Nikol Paşinyan, 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Yerevan'da gerçekleşecek olan Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi oturumu çerçevesinde Avrasya kıtasının transit potansiyeli konulu uluslararası bir konferans düzenleneceğini bildirdi. Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik, İşleri ve Turizm Bakanlığı'ndan Armenpress'e yapılan açıklamada, Artsakh Cumhuriyeti'nde patikaların iyileştirilmesi, işaretleme, bazı bölümlerinde patikaların değiştirilmesi ve yeni patikaların restorasyon çalışmalarını içeren Yol İzi adlı Pan Artsakh Ekoturizm Patika Geliştirme Projesi 10. yıl dönümünün arifesinde 2017 yılında başlatıldı. Kaynağın belirttiğine göre Yol İzi tüm Artsakh boyunca kuzey-güney yönünde 16 patikayı içinde barındıran bir yürüme yoludur. Aktif turizmi tercih edenler için elverişli koşullar yaratmakta, Artsakh'ın bir takım tanınan turistik yerlerinden ve resmedilmeye değer manzaralı köylerinden geçmektedir. Projenin ikinci aşaması da planlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin Artsakh'a maddi yardımı kesme çabalarına Kongre muhalefeti karşı çıkıyor. Bugün 143 milyon Amerikalıyı temsil eden 16 eyaletten 22 senatör, geçtiğimiz hafta hayat kurtarma programına destek mektubu imzalayan 89 ABD'li senatörlere katıldı. Senato mektubunun başını çeken Senatör Menendez, USAID yöneticisi Mark Green'e kararı değiştirme ve ABD tarafından finanse edilen Artsakh'taki mayın arama eylem programına devam edilmesi çağrısında bulundu. İRNA Ajansı'ndan verilen habere göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, İran Körfezi'ndeki herhangi bir dış gücün varlığının güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu belirtti. Zarif, Twitter'den ABD liderliğinde oluşturulması düşünülen koalisyon konusunda yorum yaparak şöyle dedi: "Basra Körfezi hayatı öneme sahip. Bu yüzden İran'ın denizde uzun süredir devam eden güvenliği ulusal güvenlik için bir önceliktir. Bu göz önüne alındığında bölgedeki herhangi bir dış gücün varlığı bir güvenlik tehdidi oluşturuyor." Batı Ermenistan'ın Van Kalesi çevresinde yürütülen kazı çalışmalarını incelemek için bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, çalışmalar sayesinde tarihin gün yüzüne çıkartılacağını belirtti. Batı Ermenistan'ın eski Van şehri, kalesi ve höyüğünde 2010 yılından bu yana yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarının sayesinde Van Krallığı tarihine ışık tutması bekleniyor. Kazının yapıldığı alanda çıkan tarihi eserleri dikkatle inceleyen Başkan Ertan, "Çok kıymetli ve değerli bir çalışma yürütüyorsunuz ve bir tarihi gün yüzüne çıkartıyorsunuz. Böyle bir çalışma yaptıkları için teşekkür ediyorum," dedi. Yapılan kazı çalışmalarında Ermenilerin ataları olan Urartular ile ilgili önemli bulgular elde edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masung adlı folk topluluğundan Taltala adlı eseri sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.